Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bu durumlar bizi çok üzen durumlar ve çok fazla karşılaşılan durumlar. Geçen yıl Kayseri'de benzer bir olay oldu işte Ankara'da ve yakın zamanda Sivas'ta da benzeri bir durumla karşılaştık. Bu durumların önüne geçilmesi gerekiyor ve bu durumların önüne geçmek için öncelikle şunu belirtmek lazım: Hem Bakanlığın hem Belediyelerin ortak programları düzenlemesi, daha iyi konfor şartlarına sahip barınakların sayısının artırılması ve köpeklerimizin orada hızlı bir şekilde kısırlaştırılıp aşırılar yapılması ve bu programların bir an önce hızla yapılması lazım. Köpekler biliyorsunuz artık yaşam alanlarımız iç içe geçti köpeklerle. İster istemez köpeklerin kendi yaşam alanlarını koruma duyguları var. Özellikle dikkat ediyorsanız bu saldırılar kış dönemine geçerken çok fazla geçiyor. Çünkü köpeklerin yiyecek bulma ve yiyecek bulmada rekabetin arttığı dönemlerdir bu dönemler. Bu dönemlerde köpekler kendi alanlarını daha çok korumak isterler. Ve kendi alanlarını korumak istediklerinde o alanlara yabancılar girdiği zaman yabancılara saldırırlar. Bu durumda genelde baktığımız zaman çocuklar daha çok fazla zarar görüyor. Niye? Çünkü çocuklarımız köpeklerden kaçarken uzuvlarını daha çok kullanırlar ve köpekler bu uzuvları tehdit olarak algılar. Bunun için biz yaklaşık 3-4 yıl önce Korkma Köpeği Anla programı düzenledik ve bu Korkma Köpeği Anla programında yaklaşık 3500 ilkokul ve kreş öğrencisi çağındaki çocuklara ulaştık ve bu çocuklara biz eğitim verdik. Köpek saldırıları durumunda hala bugün en geçerliliğini koruyan yöntem, kritik organlarımızı koruyarak hareketsiz durup ayak uçlarımıza bakmak ve köpekle temas girmemektir. Her ne kadar ben bunu söylesem de işte algıda zor olduğunun farkındayım ama kaçamıyorsanız, kaçma ihtimaliniz yoksa en doğru yapılacak şey budur. Çünkü bizim vücudumuzun salgıladığı hormonlar ve feromonlardan köpekler o koku alarak onlarda çok büyük bir organ var. Beyin gibi çalışır. Vomeronasal organ. Sizin kokuyu hissettiğinizi ve hareketsiz durduğunuz zaman ona zarar vermeyeceğinizi hissettiği zaman size zarar vermeden uzaklaşırlar. Yani gerçekten bunu yapmak çok zor ama bunu yapabilirsek daha az zararla atlatmış oluruz. Köpek saldırıyorsa saldırgan köpek bir dışarıdaysa ve özellikle kış dönemlerinde grup halinde gezerler. Bu köpekler sonradan da saldırabilirler. O yüzden en doğrusu belediyeler tarafından bu köpeklerin toplanılması ve barınak koşullarında iyi koşullarda bakılması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir kişi saldırıya uğramışsa çevredeki insanlar e, sağlık kuruluşlarına haber vermeli. Ve bir an önce dediğim gibi sorumlu kurum belediyelerdir. Belediyeleri arayıp e, barınak yetkililerinin gelip köpekleri oradan toplamasının gerektiğini doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi saldıran bir köpek bir daha saldıracaktır. Çünkü o alana artık tamamen sahiplenmiştir. O yüzden buna dikkat etmek. O grup halinde hareket ederler ve o grubun yani içinde bir lider vardır. Alfa bir hayvan vardır. O halva alfa hayvanın alınması gerekir. Veya grup da yapısına, davranış şekline, grubun saldırı şekline bakılarak grup da alınabilir. Kısırlaştırılmış hayvanlarda saldırganlık oranı azalır. Ama bu şu demek değildir. Her kısırlaştırılan hayvan saldırmayacak diye demek değildir. Her köpeğin doğası farklıdır. Geçmişinde yaşadığı travmalar farklıdır. Eğer bir köpek geçmişinde travmalarla karşılaşmışsa kısırlaştırılsa dahi o travmalara karşı saldırganlık gösterme eğilimi gösterebilir. Eğitimsel olarak sokak hayvanlarına çocuklardan ilkokul çağından başlayıp sokak hayvanlarına kötü davranılmaması gerektiğini, onların travmalara maruz kalmaması gerektiğini göstermemiz lazım. Bu trav travmalar daha sonra ilerleyen zamanlarda işte saldırı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunları bir bütün olarak ele almak lazım. Bu işin içerisinde dediğim gibi hem bakanlığın hem belediyelerin hem üniversite yetkin hocalarımızın işine girerek işin içine girerek bu durumu el atması gerektiğini düşünüyorum ben.